İngilizce öğretmeniyim. Kayseri Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yapmaktayım. Speaking Bridges, yani konuşma köprüleri adlı projeyle aranızdayım. Neden speaking derseniz, yabancı dil alanının en sıkıntı yaşadığımız dil becerisidir konuşma. Şunu çok duymuşsunuzdur, anlıyorum ama konuşamıyorum. Biz de neden herkes hem anlayıp hem de konuşmasın düsturuyla, hedefiyle bu yola çıktık ve projemize başlattık. Projemiz 7. sınıf düzeyinde, 11-13 yaş grubunda, A2 dil düzeyinde. Hedeflediğimiz kazanımlarsa öğrencilerin tercihleri, zevkleri, hoşlandıkları, hoşlanmadıkları şeyler hakkında konuşabilmeleri, aynı zamanda günlük rutinleri hakkında cümleler kurabilmeleriydi. Peki neden Bridges? Köprü kelimesine odağımız şuradan çıktı. Malumunuz Türkiye son yıllarda yoğun göç alan bir ülke konumunda ve göçler çoğunlukla savaş, ekonomik sebepler, politik sebeplerden kaynaklanmakta ve ülkemizi gelen göçmenler de Suriye, Filistin, Ürdün, Mısır gibi Orta Doğu ülkelerinden gelmekte ve ülkemize gelen aileler çocuklarının eğitimleri için devlet okullarını tercih etmekte. Bu ekonomik sebepli de olabilir ama çoğunlukla Türk kültürüne daha hızlı adapte olabilmeleri için. Okulumun bulunduğu Başakşehir ilçesi de Türkiye'deki yabancı uyruklu göçmenlerin, vatandaşların en çok tercih ettiği ilçelerden birisi. Bu nedenle Fransızca, Rusça, İngilizce yoğunlukla konuşulan diller arasında. Bu benim okul özelinde yabancı vatandaş, yabancı uyruklu öğrencilerim. Arap uyruklu öğrencimiz Suriye 98, Mısır 29, Libya 12, Irak 14, Filistin 9. Okulumuzda Çeçenistan asli kökenli Rusya Federasyonu öğrencimiz 56. Şanslıyız ki okulumuzda İngiltere uyruklu, yani benim alanım adına büyük bir şans. İngiltere uyruklu 6 tane öğrencimiz var. İngiltere uyruklu öğrencilerimizin zaten ana dili İngilizce. Ve bunun yanında birçok Arap öğrencimiz ikinci yabancı dil olarak ana dil düzeyinde, native düzeyinde İngilizce konuşabiliyorlar. Aynı zamanda İngilizceye hakim, dil bilgisi konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayan ama üretim konusunda hata yapmaktan çekinen, özgüven eksikliği olan Türk öğrencilerimiz var. Ve öğrencilerin bu üretim sırasındaki, konuşma sırasındaki stresleri çoğunlukla performans, düşük performans kaygısından ve özgüven eksikliğinden ileri geliyor. Acaba hata yaparsam ne düşünürler, bana gülerler mi gibi ergenlik düzeyinde de oldukları için bunlar onlar için çok önemli bu yorumlar. Biz de onların kendilerini rahat hissedebileceği özgür konuşma ortamları hazırlamak amacıyla projemizi başlattık. Nasıl ilerledik derseniz, 7. sınıf düzeyinde, kendi sınıf rehberliğim de 7. sınıf bu arada, 10 yabancı, 10 Türk öğrenci zümremiz tarafından, derslerine giren İngilizce öğretmenleri tarafından belirlendi. Mini röportajlar yaptık. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Üniversitede speaking sınavlarımız olurdu yabancı dil okuyan arkadaşlar için. Kendini bir tanıtma veya bir kart çekip onun hakkında ufak bir konuşma gibi düşünebilirsiniz. Öğrencilerimize proje içeriği hakkında bilgi verdik. Nasıl bir süreç onları bekliyor, hedefimizin ne olduğuna dair. Ve Perşembe günü öğlen arasını seçtik konuşma etkinliğimiz için ve kendilerini rahat hissedebilmeleri için toplanmadan 3-4 gün önce bir ön okuma, ön hazırlık yapabilmeleri için haftanın konusunu verdik. Etkinliklerimiz için okul kütüphanemizi tercih ettik çünkü çocuklar günün 7-8 saatini sınıfta kapalı ortamda geçiriyorlar. Biz de onları biraz olsun bu ortamdan uzaklaştıralım. Okulumuzun renkli görsellerle donatılmış kütüphanesinde ağırlayalım dedik. Ve yuvarlak oturma düzenini tercih ettik birbirleriyle konuşurken rahat göz kontağı kurabilsinler diye. Etkinliğimizden bir kare. Bu arada öğrencilerin görselleri, videoları için velilerinden izin alınmıştır. O yüzden maske falan yok, direkt kendileri görünüyor. Arkadaki kişiler benim diğer zümrelerden öğretmen arkadaşlarım. Çünkü Türkiye'de
turistik yerler dışında İngilizce pratik yapabileceğiniz yerler sınırlı. Onlar da bu fırsatı kaçırmadılar ve birçok etkinliğimizde aktif bir şekilde yer aldılar. Bir speaking club etkinliğimiz nasıl gerçekleşiyor? Konuyu paylaşarak etkinliği başlatıyoruz. İlk haftamızın konusu filmlerdi. Şunu söyleyeyim, ilk başlarda daha fazla müdahildim. Çünkü birbirlerini tanımıyorlardı, yeni bir ortamdı. Ama son etkinliklere doğru biraz daha tutoring, sadece tıkandıkları noktada yardım etmeye başladım. Ne tür filmleri seversiniz, tercih edersiniz? En sevdiğiniz film nedir? En sevdiğiniz filmin konusu nedir? Karakterleri kimler? Veyahut ne tür filmlerden hoşlanmıyorsunuz, niye? Diye sorular sorarak onların zevklerini, tercihlerini belirtebilmeleri için, aslında konuşmalarını sağlamak için böyle başlatıyoruz. Şimdi video göstereceğim ama bu videoyu izlerken lütfen, şu an bende de olduğu gibi, kameranın insanda yarattığı bir ufak gerginlik hissi var. Onu göz önünde bulundurarak izlerseniz çok memnun olurum. Evet. Okay, hi guys. Today we'll talk about movies. And what kinds of movies do you like? Which movies do you prefer watching? Let's start with Yusuf. Okay, Yusuf, what's your favorite type of movies? I love action and horror movies. Okay, why? Because they like horror movies, they have jump scare, like you feel like you're alive, like something like that. Okay. You feel like good. Mm-hmm. Action movies, I just like the shooting and this stuff. Yes, is there anyone? Agrees, Yusuf, Ejrin? I love comedy films, but I hate horror movie because it's so scared. Mm-hmm. You don't want to be scared? Yeah. Okay, Lillian? I like also horror movies because it's good. It just feels good. Okay, and Adam? Yeah, I like horror movies. Yeah, your favorite one? Your favorite type, actually? Well, my favorite type is comedy. Comedy? What's your favorite comedy? You know Jim Carrey? The oldest one? Yeah, okay, and Ibrahim, what's your favorite type? Comedy. Comedy. Why you prefer watching comedy? Because it's like everything's just funny, just movies. Okay. You watch funny movies and you feel relaxed. Am I true? Yes, it's just nice. Okay, Hamza. I like comedy movies. Why? Because they're funny. Yeah, they are just funny. Ebu Bekir. Comedy, action, horror. Okay, and Tuba? Science fiction and sometimes sitcoms. Mm-hmm. Why science fiction? Science fiction, I think it's nice to learn something, the science thing, like from them. Yes. And actually, I think it's so fun, something from the learn something. Okay, do you believe that robots will demand us? Maybe, I don't know. Okay, Rabia? I like watching comedy movies and action movies. I think it's so fantastic. I prefer comical movies for the superheroes. I think it's so fantastic. Now, I like Angelina Jolie. I think she can doing anything in the film and supergirl. Okay. Now the question is, Sumeyye, I like action movies because it's very exciting. I like exciting things. Okay, Oza? I prefer science fiction movies. I think they are interesting. Mm-hmm. And generally, I watch about space. Okay, Birama? And I like mystery with horror and a bit slight of comedy too, I guess. Mm-hmm. NFF? I like 80s comedies and action movie and horror movie in a mixed mood. Do you think you are addict to watch movies? You are film lovers? No, not at all. Okay, Bisan? I like watching horror movies, adventures and comedy. Okay, good.
Burada da flash kartlardan yardım alarak günlük rutinleri, yapmaktan hoşlandıkları aktivitelerden bahsediyor. Burada çok fazla müdahil olmamaya çalıştım. Daha Adam daha etkiliydi bu. Hey guys, today we're going to talk about our hobbies and what do we like to do during our day. I like to draw mostly and sometimes I like to cook and make researches about outer space and galaxies. What do you like to do in your day? Actually, I don't find sometimes like free time, but if I find like I can listen to some music and I can read some book and like Asian. Okay. I like take a photo and I like ice cream and I love reading a book. Okay. I like playing single player video games and sometimes watching TV with my family. So Adam, I already said. So we go to Hamza. What do we? What do you like to do in your day? I like to drink coffee in the morning with breakfast so I can stay awake. What about you, Hamza? I like to swim on my feet and I like to eat. Okay, what about you? It's okay. I like to eat. Okay, you like smiling, right? Laughing. Okay, Ayat? I like finishing what I have to do in my day to have free time so I can stay in bed and not talk to anyone. Okay. No socializing. Yes, that's what? I like watching a movie and listening to music to my free time. What about you, Shi? I love to skateboard and take some photos and just sleep. How about you? I love coffee in the mornings too, like Hamza and Dan. And I like playing multiplayer games in the evening and in the night I love to ride my bike. What about? Gördüğünüz gibi konuşma etkinliklerimizde hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Amacımız öğrencilere, Türk öğrencilerimize dil pratiği imkanı sağlamanın yanında kendilerini ifade edebilecekleri özgür ortamlar oluşturmaktı. Böylece kazan kazan yöntemiyle Türk öğrencilerimiz akıcı, doğru konuşma becerisi elde ederken yabancı öğrencilerimiz de okul kültürüne hızlı bir şekilde adapte olup kendilerini bütünün bir parçası olarak görmeye başladılar. Bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bizim projemizin dil pratiğinin yanında sosyolojik de bir hedefi vardı. Çünkü yabancı öğrenciler dil derslerinin dışında maalesef sınıfta öteki konumundalar. Onları aslında çok değerli olduklarını, hatta şöyle projeye davet ettim. We need your English. Bizim sizin İngilizcenize ihtiyacımız var. Siz değerlisiniz. Siz native speakersınız. O yüzden bu bizim için çok önemliydi. Buna, bu hedefimize ulaştığımızı görmek gerçekten çok mutluluk verici. Ve onların birbirlerinin yardımıyla, desteğiyle öğrenmeleri de bunun artısı oldu. Çünkü etkinliklerden sonra teneffüste onları oynarken görmeye başladık. Sosyolojik hedefimize ulaşmış olduğumuzu düşünüyorum. Değerlendirmeyi nasıl yapıyoruz derseniz, her etkinliğimiz sonrası diğer zümrelerim de benimle etkinliklerimde yer alıyorlar. Toplanıp çocukların performanslarının düşük, sıkıntılı ya da güçlü yönlerini değerlendiriyoruz. Ve akran desteğinin gerçekten öğrencilerin ilerlemesinde ne kadar önemli olduğuna tanık olduk. Onun yanında kendi ilerlemelerini gözlemleyebilmeleri için de öz değerlendirme formu uyguladık. Uyguladığımız öz değerlendirme formu, insanların tercihlerini, zevklerini, sevmedikleri cümle kalıplarını anlayabilirim. Günlük rutinlerim hakkında cümleler kurabilirim. İnsanların zevkleri, tercihleri konusunda sorular sorabilirim. Tercihlerimi, zevklerimi ifade edebilirim. Çok iyi, iyi, henüz değil gibi ölçekler kullandık. Siz eğer sınıflarınızda, okullarınızda uygularken akran değerlendirme formu da kullanabilirsiniz. Ben neden kullanmadım diye sorarsanız, bu yaş grubunun rahat, özgür konuşma ortamında akranları tarafından değerlendirilmeleri, onları konuşma ortamına negatif koşullayacağını düşündüğüm için tercih etmedim. Peki pekiştireç, motivasyon olarak ne düşündük derseniz, tüm etkinliklerimize katılan öğrencilerimiz için böyle minik başarı sertifikaları hazırladık.
Şimdi eğleniyoruz demiştim. Onunla ilgili bir şey göstermek istiyorum. Ben Yıldız mezunuyum ve benim native speaker hocalarım mevcuttu üniversitedeyken ama yabancı dil okuyan birçok insan bu fırsatı elde edemiyorlar. Bizim öğrencilerimiz bu konuda çok şanslılar. Çünkü Avustralya aksanıyla konuşan arkadaşları, İngiliz aksanıyla konuşan arkadaşları ve aynı zamanda Amerikan aksanıyla konuşan arkadaşlarından dil edinimi, dile maruz kalma fırsatına sahipler. Biz de neden bunu bir accent challenge, aksan yarışması yapmıyoruz dedik. Çünkü farklı aksanlarda kelimeler farklı telaffuz ediliyor. Hatta bazen formları değişiyor. Banana. 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 Tomato. 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 Shark. 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 Zebra. 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 Castle. 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 Candy. Sweet. Lollies. Bell pepper. Pepper. Capsicum. Snickers. Trains. Runners. French fries. Chips. Hot chips. Vase. Moss. Glass. Zebra. Cookie. Biscuit. Thank you for watching this video. Thank you. Thank you. Hamdan bizi gerçekten çok zorladı. Kendisi Bangladeşli ama Londra'da doğdu, büyüdü ve ilk bizim öğrencimiz oldu. Yani İskoç öğrencim bile var. Evet, eğlenceli. Son olarak bu videoyu göstermek istiyorum. Burada da artık son, çocuklar proje size ne kattı, neler söylemek istersiniz diye sorduk. Şirin'in yorumu çok değerliydi, o yüzden sizinle paylaşmak istiyorum. For Turkish students, I mean, yeah. I think it's useful and fun. And when you like have this big research. Evet, ama ben söyleyeceğim. And your body can just come here and talk English with your friends. Şirin diyor ki biz burada toplanıp İngilizce konuşmanın yanında, etkinlikler yapmanın yanında hem çok eğlendik hem de arkadaşlar edinebildik. İşte tam biriciz kısmına geldiğimizde gerçekten köprüler kurabildiğimizi düşünüyoruz. Hem öğrendik hem paylaşımlarda bulunduk. Gündemlerimiz çok farklı olabiliyor. Mesela koronavirüs konuşabiliyoruz. Dünya mutfağı konuşabiliyoruz çünkü çok geniş bir yelpazeye sahibiz. Kültür ne olursa olsun bu yaş grubunun en çok izlemekten hoşlandığı şeyin Japonya'dan anime olduğunu, yemek olarak da Kore'den noodle olduğunu ben de onlarla öğreniyorum. Birlikte çok güzel bağlar kurduğumuzu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.